Merhaba arkadaşlar, Yemek Türk'ün bir dosunda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir korku oyunuyla daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bildiğiniz İblis 2'nin yepyeni bir oyunu çıktı. Farklı bir isim de çıktı bu sefer arkadaşlar. Bulut abimiz harika bir oyun yapmış bizlere arkadaşlar. Chaperon isimde bir oyun oynayacağız. Oyunun çıkışı 1 Aralık'ta arkadaşlar. 1 Aralık'ta Steam'den siz de satın alabileceksiniz. Sağ olsun oyunu önceden bize gönderdi Bulut abi. Buradan selamlar olsun. Bakalım bu oyunu nasıl oynayacağız? Korkacak mıyız? Neler yaşayacağız? Çok merak ediyorum. Gerçekten merakla beklediğim oyunlardan birisiydi. Başlayacağız. Işıklarınızı söndürün arkadaşlar. Kulaklıklarınızı takın ve şu korkunun tadını çıkarın. Bu video için arkadaşlar rekor beğeni istiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve oyun hakkındaki görüşlerinizi de mutlaka yorumlara yazın. Bulut abi büyük ihtimalle okuyacaktır arkadaşlar. O zaman başlıyorsak başlayalım. Başka çaremiz yok. Ne yapacağız yani? Yani iblis oyunları biliyorsunuz bayağı bir korkunçtu. Bayağı bir korkmuştuk. Bakalım bu yeni oyunda bizi neler bekliyor? Bir alarmımız çalıyor. Neredeyiz biz? Uykulu uykulu bir yerde uyanıyoruz. Uyan abim. Hoppa! Uyandık. Neredeyiz biz ya? Bayağı bir karanlık bir yerdeyiz. Saat 4.20. Gecenin bir yarısı uyanıyoruz. Kendimize geliyoruz. Kendimize geldik. Evet, oyunumuz başladı. Oo, bu nasıl bir kişiler? Ne yapıyoruz? Burada bir işaret var. Işıkları açtık. Bu ne? Job. Aa, biz polisiz galiba. Tabanca. Tamam. Oh, aldık. Bu ne? 1-2 hikaye. Merhaba Boris. Bugün cenazesi olan bir eve gideceksin. Ev halkının inancına göre ceset bir gün boyunca ruhunun rahatlaması ve görünmez kötülüklerden korunması amacıyla evinde bekletilir ve cesedin yanında bir kişi refakatçi olarak bırakırlar. Bu refakatçi aileden biri de olabilir, dışarıdan biri de. Para karşılığında tutulabilirmiş. Güneşin ilk ışıkları ile birlikte bir kattan birileri cesedi teslim almaya gelirler. İkinci kağıda bak. Kamerayı şuraya koyayım en iyisi çünkü siz tam olarak göremiyorsunuz hikayeyi. Burada para karşılığında tutulan refakatçi olarak seni göndereceğiz. Çünkü ev halkı bu görevi kabul etmemiş. Senin orada bulunmamdaki amaç refakatçi olmak değil. Evdeki ceset kimindir? Kim ve ne amaçla öldürüldü? Ne ile öldürüldü? Anlayacağınız üzere istihbarat toplamak için orada olacaksın. Güneşin ilk ışıkları ile birlikte cesedi almaya gelecekler. Senin polis olduğunu kimse bilmeyecek. Tamam. Gecenin bir yarısı abi bir evde bir cesetle yaşayacağız ya. Sabaha kadar dayanmamız lazım. Eve gittiğinde sana neler yapacakları hakkında ipuçları bırakıldı. Görevi başarılı bir şekilde bitirebilmen için mümkün olduğunca bütün objeleri incelemeye çalış. Ve bu sayede neler yapman gerekeceğini sana yazılı olarak bildirilecek. Tabi bu arada bazı dini görevleri de yerine getirmen gerekecek. Şimdiden bol şans. Şimdi evden çıkmadan önce yapman gerekenler var. Silahını al, ev fenerini al, vücut kamerasını al, telsizi al, son olarak da motosiklet anahtarını al. Bundan sonra yola çıkabilirsin. Silahı aldım. Oo, bu silah da mı oluyoruz? Yok. O kadar da değilmiş. Feneri nereden gördük? Fener var mı? Çekmecede mi acaba? Boş. Ha, el feneri. Tamam. Buralar açılmıyor. Burada bavul var. Çopu alamıyoruz zaten. Kamera neredesin? Kamera aşağıda mı acaba? Büyük ihtimalle beni buradan çıkartmayacak. Ha, çıkarttı. Aha. Tamam. Telsiz. Telsizi aldık. Motorun anahtarı yok. Vücut kamerası nerede? Ayıptır sorması. Burada bir şey var. Alamıyoruz. Bir yukarı çıkalım. Vücut kamerasının nerede olduğunu bir bulalım. Burada bu ne? Tamam. Bunu da yere koymuşlar. Şimdi son olarak da motorun anahtarı değil mi? Burada yok. Bunlar açılıyor artık. Tamam. Motorun anahtarını aldık. Gidelim. Tamam. Hepsi okey. Şimdi yola çıkıyoruz arkadaşlar. O eve doğru gideceğiz. Sabaha kadar nasıl dayanacağım ben o evde ya? Çalıştır. Evet. Heyecan başlasın. Başlayalım. Bir gün önce. Bir gün önceye geldik. Nasıl ya? Az evvel evinden çıktı ve arka bahçeden şehire doğru ormanlık yoldan ağlamaklı şekilde yürümeye koyuldu. Üf.
Kocası çocuğu da alıp endişeli bir tavırla karısının arkasından gitmeye karar verdi ve yola çıktılar. Üf. Bu da neydi şimdi? Neydi? Abo. Ve %100 Türk yapımı arkadaşlar. En önemlisi o. Görevime başlamadan önce uykumu açmam lazım. Bilgisayarı başındaki dostum şunu bil ki işim çok zor. Ama geldik. Allah! Abi bir şey değil mi? Çok iyi grafikler. Gerçekten ödümüz kopacak. Vücut kamerasıyla oynuyoruz. Elektrikli anahtarları. Evet kanka. Aynen kanka. Tamam. Evet, bildiğiniz vücut kamerasından şu anda bakıyoruz her şeye. Böyle olması gerçekten çok hoş. Tövbe estağfurullah. Niyetimiz rahatsızlık vermek değil, çalıp çıkmak değil. Olayı anlatıp gideceğiz. Lütfen bir şey olmasın. Işık aç kapama. Tamam. Şu el feneri olayı çok güzel ya. Kapı kilitli, salonun anahtarını bul. Tamam. Işıklar yine patlıyor. Klasik. İblis de oluyor. Şu gölgeyi gören var mı arkadaşlar? Şurada biri var. Bakın şurada bir kafa görüyorum. Gitti. Olur mu böyle şeyler ya? Nereden? Çok büyük bir sıkıntı yaşamayız. Kapı açılmıyor. Aşağı mı inmeliyim? Buradan mı devam etmeliyim? Aha. Çocuk odasına geldik. Merhaba. Kimse var mı? Bu ne? Not defteri. Muhtemelen evin gençlerinden birisi bu resmi çizmiş. Bunu neden çizmiş olabilir acaba? Ooo, hayaleti falan çizmiş. Oyuncak ayı. Ne oluyor oğlum? Niye? Allah. Gerildim şu an var ya. Aç abi. Açılmıyor. Tamam, burada bir şey yok arkadaşlar. Aşağı kata ineceğiz. Bir de size şunu söyleyeceğim. %100 şu top aşağı doğru yuvarlanacak. Ben bu tarz oyunları oynadıysam %100 bak eminim şu top aşağı gelecek. İblisin evine çok benziyor. Yok, aslında çok benzemiyor da yani andırıyor diyebiliriz. Yukarı katta birileri yürüyor. Olabilir böyle şeyler. Yürü yürü. Evet. Çok iyi. Güzel. Çok hoşuma gitti. Allah ekber. Ne oluyor lan? O neydi abi? Aa, bir şeyler oldu ama. Ne oldu konusunda bir fikrim yok. Ayakkabılara bak, kocaman. Ölen kişinin ayakkabısıymış. Bu arada ölen kişinin cesedi nerede? Ya abi ne oluyor böyle? Niye geri atıyor? Tövbe. Tamam, mutfağa geldik. Selamun aleyküm. Dolapta ne var? La cola var. O neydi abi? O neydi kız? Ne yaşadık biz daha değil mi? Aç abi, aç. Bir şey olmaz. Bir şey yok. Bir şey yok. Tava var burada, geç. Çaydanlıklar. Ne kadar güzel. Kocaman şeyler var. Tamam, her yeri açtık. Bir şey yok burada anladığım kadarıyla. Evet, kamera bazen böyle bir gariplikler yapıyor. Okey. Işık varmış. Ben niye ışığı açmadım ki? Tamam. Devam edelim. Şimdi her yeri araştırmamı söyledi. Her şeyle etkileşime girmem lazım. Ama top buraya gelmiş. Yukarıdaki top değil miydi bu? Evet, bak ne dedim size arkadaşlar. Top yuvarlanmış. Burası daha kapalı, açılmıyor. Salon anahtarı bulmam lazım. Tövbe. Tamam. O da böyleydi değil mi? Evet, böyleydi.
Salon anahtarı bul diyor ya. Nasıl bulacağız biz onu? Şu açılıp kapanıyor. Bu kapı açılmıyor. Bant bulduk. Koli bandı. Cinayetten sonra evden taşınmak istenmiş. Bu arada her bir eşya... Ne oluyor lan? Her bir eşya etkileşime girdikten sonra bir şeyler oluyor. Onu fark ettim şu anda. Işık kapandı. Işığı açalım abi. Öyle şakalar yapmayalım. Aman diyeyim. Köpekler havlıyor. Köpeklerin havlaması hiç hoş değil. Yiğit'in bıçağı çok kaliteli görünüyor. Deme öyle. Bıçak. Tabak. Bardak. Satır. Ne kadar güzel şeyler var. Tamam. Burada başka bir şey yok. Tavaya falan da bakmıştık değil mi? Bakmıştık. Bizim anahtar bulmamız lazım bir şekilde. Köpeklerin havladığı kısım vardı mesela. Ne oldu lan? Işıklar da... Allah! Tövbe estağfurullah. Birini mi gördük biz? Wow. Tamam ya. Işık açalım. Daha ne yapalım ki? Işık açmak iyidir abi. Aha! Yeni kapı, yeni oda, yeni heyecan. Oturma odası. Aha, Game Boy. Biri yukarıda yürümeye devam ediyor arkadaşlar. Ne kadar güzel. Ana, eski şeyler. Çok iyi lan. Şunu açabiliyor muyum? Açamıyoruz. İlaçlar. Tablolar. Aha. Tavşan, bu oyuncağı almakla beraber bazıları uyandırmış oldun. Şu andan itibaren sorumluluk tamamen sana ait. Bu ne lan? Ölü bedenin bölümü. Ne yaptık biz şimdi? Evin içerisinde bulunan cesedin ruhunu rahatlat. Kutsal kitabı bul. Kutsal kitabı cesedin başucundaki sehpaya bırak. Odadaki karede kırmızı koltuğa otur, duanı yap. Kutsal kitap. Hangi cesetten bahsediyoruz? Peki bu mu kutsal kitap? Nereden bulacağız? Allah! Yapma yapma Allah! Ne oluyor oğlum? Şimdi kutsal kitap arıyoruz abi. Evin içinde kitap avı. Kitabı bulmamız lazım. Aa, o neydi? Mutfağa doğru gitti neyse o. Yok yok, korkmadım bunda bak. No. Kutsal kitap arıyoruz. Kitap. Kitap lazım. Kitap dolabın içinde olmaz tabii ki de. Ben niye buraya bakıyorum? Üst katta abi. Kesinlikle üst katta olmalı. Çıkalım. Işıklar gitti. Ne kadar güzel. Harika. Oh Allah. Lebel. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Ne oluyor lan? Tom ne oluyor oğlum? Ah. 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 Kalbim. Kalbim. Bir dakika. Işık yok. Oğlum ışıklar ne oldu? Kitap var mı kitap? Kitap alıp gideceğim. Yapmayın böyle şakalar bana ya. Ödüm koptu oğlum, o neydi? Cesedin olduğu yer neresi bu arada, onu bulamadık. O odayı bulamadık daha. Tuvalet kapanmış. Ha, cesedin olduğu oda bura mı? Evet. Cesedin odasını bulduk. Aa, aşağıdaki kapı açıldı. Abi biz niye böyle bir yerde duruyoruz sabaha kadar? Niye duruyorum ben? Manyak mıyım? Psikopat mıyım? Neden böyle bir işi kabul ettim ben? Neden? Sebba burası galiba dedi Sebba. Ya da... Ha, şuraya bırakacağız. Kitabı bulduktan sonra. Okey abi. Ama sıkıntı şu, kitap nerede? Tamam, aşağı iniyorum. Şu açılan kapıya bakalım. Cesetle beraber takılmaca. Merhaba ceset kardeş. Ne yapıyorsun? Nasılsın, iyi misin bugün? Nasıl gidiyor işler? Bunlar açılmıyor.
Eski bir piyano var. Bu ne? Aa. Salon anahtarı güzel. Bu ki telefon neyin nesi? Yakınlaştır. Dönüştürücü. Filan filan. Yani bununla daha sonra etkileşime gireceğiz büyük ihtimalle. Ceset kardeş daha ölü. Allah yapma. Yapma. Hayır bak ceset kalkmasın benim için yeter. Ceset kalkma. Yapma. Yapma. Telefonu mu konuşuyor? Aa. Işıkların hepsi gitti. Tamam ben rahatsız vermek istemiyorum. Ben gidiyorum. Tamam. Kapıyı açar mısın abi? Teşekkür ederim abicim. Ben gidiyorum. Salon anahtarını aldım. O ses neydi lan? Ana. Oğlum, atmosfer çok güzel olmuş. Yemin ediyorum çok gerildim şu an. Ben salona gitmek istiyorum. Ben salonda kitap bulacağım büyük ihtimalle. Kitabı alabilir miyim? Rica etsem. Merhaba. Salonda biri var. Bu ne? Bu kim? Abi sen yine mi? Bu bebek İblis 2'de de vardı. İblis 1 mi? 2'de miydi? Birinci oyunda vardı bu bebek ya. Aynı bebek ya. Kutsal kitap arıyoruz arkadaşlar. Kitap. Buldum. Tamam, cesede götürüyoruz kitabı. Ama ben bunu götürürken garip bir şeyler yaşayacakmışım gibi geliyor da hadi hayırlısı ya. Kesin bir şey çıkacak önüme. Para bey ben para. Ayda. Abicim çok haklısın. Hello? Dedik. Hello. Hello kim var? Kimsiniz? Kim var bu? Şunu bir bırakayım kaçayım ben. Işık yok oğlum. Burada niye ışık yok? Bırak şunu. Şimdi bir yere otur. Dua et. Et bakalım. Cesede bir şeyler oluyor. Kalktı. Rüzgar rüzgar. Rüzgar. Rüzgar abi o rüzgar. Rüzgar rüzgar. Kesinlikle rüzgar abi. Abi rüzgar o abi. Tamam görevi tamamladım. Silah bul. Piyanonun üstüne bırak. Silah bulayım. Silahı nasıl bulayım ben onu? Silah bulmaya gidiyoruz. Ailenin en küçük üyelerinden birisi. Teşekkür ederiz. Şimdi silah arayışına çık. Allah 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 Allah. Ne oluyor oğlum? Şimdi yeni kapı açıldı mı? Yeni oda geldi mi? Bunu bir göz atalım. Bu odada bir şey bulamadık. Burası da açılmıyor. Aktif değil. Silahı nasıl bulacağım? Üst kata çıkalım. Üst kattadır kesin. Yeni açtığımız odada mı? Ya da ekstradan yeni oda mı açıldı? Abicim. Silah var dediler geldik. Var mıdır abim burada silah? Salona gidelim. Büyük salona. Abi bunlar yeni, bunlar yeni, bunlar yoktu abi. Şu izler yoktu. Abi. Orada biri var abi. Biri bizi izliyor. Bebek bakıyor. Bir şeyler olmuş orada. O ne abi? Ne olmuş oğlum burada? Bebek ne yapıyorsun? Bebek kardeş. Bebek kardeş. Televizyon mu izliyorsun? Bize silah var dediler. Televizyonu kapatamıyor muyum? Kapanmıyor. Ben gidiyorum. Gitmeyeyim mi? Gitmemi istemiyor musun?
Oraya mı bakayım? Ne oluyor oğlum? Ne anlatmak istiyor bunlar? Televizyona bakıyorum. Ne anlatmak istiyorsun çocuğum? Çocuğum ne anlatmak istiyorsun? Ben gidiyorum, kendine dikkat et. Tövbe tövbe. Bir çocuk da buraya gelmiş. Ne kadar güzel. Harika. Harika. Her yerde çocuk. Mükemmel ortam. En sevdiğim ortamlardayız şu anda. Yeni bir oda açılması lazım ya da bir etkileşim yapmamız lazım bir şeyle. İlerleyebilmemiz için şart. Ne oluyor oğlum? Bozulmalar geliyor. Kamera bozuk. Kamera gidip yeni kamera alayım. Ya da doğru yerdeyim. Niye aksiyon oldu şu an? Kapı açıldı. Güzel. Güzel. Yeni kapı açıldı. Bir yer açıldı. Neresi açıldı? Bura mı açıldı? Yok. Üst kattaki bir kapı açıldı abi. Çıkalım. Büyük ihtimalle silah oradan bulacağız. Yanılıyor muyum? Yan oda mı açıldı? Şurası açıldı galiba. Evet. Evet, yatak odası. Nice. Silah var mı abi? Buraya koymamış. Buldum. Ateş ettirme. Dikkat edin. Ah, nişan alma var. Vallahi nişan alma var. Birine mi sıkacağım? Piyano yanındaki küçük dolaba. Piyano. Aşağı ineceğiz. Ya abi vururum. Vallahi sıkarım he. Oğlum. Ne oluyor oğlum? Ah, geliyor. Bir şey geldi. Ay. Sakin. Sakin olun. Derin nefes al, ver. Al, ver. Tamam, okey. Devam edelim. Korkmadık. Kesinlikle korkmadık. Nasıl korkabilirim ki ben buradan? Ben ampul. Patlamış ampul neden saklanır? İşte. Biz bunu mu sorguluyoruz? Evde garip olaylar oluyor. Sen hala demişsin patlamış ampul neden saklanır? Dalga mı geçiyorsun? Ben aşağı iniyorum. Kimse bana bulaşmasın. Ne olur. Bir şey çıkma. Ceset kardeş merhaba. Yaşıyor musun hala? Ceset kardeş birazcık ayaklanmış mı? Yo. Nereye bırakayım şimdi bunu? Görevi yaptık. Ölüm raporunun yazdığı kağıt. Kağıdı bul, cesedin yanındaki büyük sehpaya bırak. Ölüm raporunun yazıldığı kağıt. Kağıt. Ölüm raporu. Aynı odaya gideceğiz galiba yukarı. Bak gene canlanıyor. Abim yapma. Hayır. Canlandı. Yatar mısın sen? Rahatını bozma. Yat şöyle güzel de. Bir şey yok. Sendeki bir şey yok. Merak etme. Ben şimdi senin raporunu bulup geliyorum, tamam mı? Bir yere ayrılma. Bunlar açılmıyor demek ki, tamam. Burada bize bir şey yok. Burada bir şey bulamayız. Salona gidelim. Ya da burada mı bir şey? Şunlardan biri ölüm raporu olma ihtimali yüzde kaç? Buldum. Bu çekmeceler açılmıyordu, şimdi açılası tuttu. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Büyük sehpaya koyacağız bunları. Ama ben yine giderken bir şeyler yaşayacak. Ceset kardeş nereye gidiyorsun? Ben senin yanına geliyordum. Abi gerçekten gittin mi? Şaka mı bu? Ayda. Abi ceset gitti. Şaka gibi. Şaka mı bu? Koy bunu buraya. Tövbe, arkamdan gelmiş bir de arkacılık yapıyor. Yapma abim. Ceset yerine yatar mısın? Polis mi çağırayım? Ceset. Yerine geçer misin? Ne diyor? Ceset yattığı yere geri getir. Nasıl geri getireyim? Bunu başarabilmek için seni evin içinde hissetmemesi gerekiyor. Mümkün olduğunca karşılaşmamaya çalış. Seni görürse laneti devam eder. Ama senin arkası...
Tamam, korkmuyoruz abi. Korkmayacağız abi. Şimdi mümkün olduğunca karşılaşmamaya çalışacağız. Nasıl olacak bu? Sesleri takip et, eşyaları inceleme, devam et. Bu birazcık bir tık zor olacakmış gibime geliyor. Şimdi evin içinde bir tane ceset dolanıyor. Böyle bir şey var mı? Şaka gibi. Wow. Ne yapayım? Paranormal olaylardan korkma. Korkmuyorum. Korkmuyorum. Korkmadım. Cesedi yere getirdik mi? Yok, ceset kardeş hala dolanıyor. Mekanda dolanıyor. Mekan onun abi. Abi şaka mı bu? Evde bir tane psikopat dolanıyor, böyle bir şey var mı? Merhaba, niyetim rahatsızlık vermek değil. Ceset kardeş yerine geçer misin? Rica etsem. Rica ediyorum. Neredesin? Saklambaç mı oynuyorsun benimle? Yatak odasına gitti kesin bak. Yatağına mı yatmış? Yatağına yatmamış. Açılmayan kapı var mı? Var aslında. Şimdi bu beni korktuğumdan mı? Şu an beni korktu mu zannetti? Büyük ihtimalle korktu zannetti. O yüzden devam ediyor lanet. Aslında korkmadım da yani bir tık ya, tırsmış olabilirim. Bu tarafa geçmiş olabilir bu arada. Burada mısın? Ceset kardeş. Merhaba. Burayı açmış. Bodruma inmiş. Çok iyi, çok güzel. Harika. 10 numara. Güzel. Ben de bunu bekliyordum, bodruma inmesini. Bu evde de mi bodrum var? Hiç beklemiyordum. Abim yapma. Abim yapma. Bodrumda kalma. Gel geri gel. Hadi bak yerine yat. Hadi bak, güzel yerin var senin. Ne yapıyorsun aşağıda? Bodrumda ne yapıyorsun? Kardeşim. Ya gerçekten Bodrum'da ne yapıyorsun? Ceset kardeş. Nereye gitti? Neredesin? Bak önüme çıkacaksın, böleceksin. Bak biliyorum, ben seni tanıyorum ha. El feneri eski gücünde çalışmıyor. Elektriği kim söndürdü? Bir anda çıkacak. Bu ne? Aa, ışık. Film ışığı değil mi bu? Evet. Oğlum el feneri niye çok iyi aydınlatmıyor şu anda? Ne oldu buna? Tamam, ceset kardeş kaçmış. Niye kaçtıysa. Ampule ne oldu ya? Çık abi yukarı. Kapıyı kapatacak üstüme, bak izle. Bum. Nasıl tahmin ettim? Biliyoruz oğlum bu sporu. Gelme, gelme. Al, ceset kardeş. Ateş ettiler. Ne oldu la? Aşağı inmemi istiyor. Aşağı inmemi istiyor. Vallahi aşağı inmemi istiyor. Ya ben inmek istemiyorum. Neredesin kanka? Yani beni çağırdın buraya kadar, getirdin beni. Ne yapıyorsun? Ha, bunu mu alsın? Bu ne? Görev. Neymiş görev? Odanın birinde çakmak olacak. O çakma al, cesedi rahatsız eden bilinmeyeni yakarak yok et ve ölünün yanına git. Acele etmen lazım. Eve geldiklerinde ceset yerinde olmalı ve ölüm nedenini raporlaman gerekiyor. Odanın birinde çakmak. Tamam, çakmak avına çıkıyoruz şimdi de. Ne kadar güzel. Çakmak, çakmak, çakmak. Çakmak, çakmak, çakmak. Çakmak nerededir? Bence mutfaktadır diye düşünüyorum. Ben bu odaya bir iyice bir araştırayım. Ne olur ne olmaz. Şimdi benim şu ana kadar girdiğim bir odada açılmayan bir çekmece var mıydı? Büyük ihtimalle onun içinden çıkacak. Özellikle mutfağa dikkat etmemiz lazım. Öncelikle şu... Ya ben bu adamı daha önce bir yerde görmüştüm. Ben bu adamı daha önce nerede gördüm?
Bir yerden tanıdık geliyor. Kanka seni bir yerden tanıyorum. Okey. Çok güzel. Mükemmel. Bu arada oyun hakkındaki görüşlerinizi, eleştirileriniz varsa, önerileriniz varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Oyun yapımcısı Bulut abi büyük ihtimalle tüm yorumlara bir göz atar, bir okur. O yüzden yorumlara yazın abi oyunun nasıl olduğuna dair. Ya çakmağın buradan çıkacağını düşünüyorum. Çünkü tam çakmaklı yer burası. Ve çakmak burada yoksa hiçbir yerde yoktur abi. Acele etmemiz lazım. Sabah olmadan cesedi yerine götürmem lazım. Böyle bir şey var mı? Ceset kovalıyoruz ya. Bunlar bir daha kapanmıyor. Odanın birinde çakmak. Çakmak. Aha. Tamam. Ne yapıyoruz? Cesedi bilinmeyeni yok et. Rahatsız eden bilinmeyen varmış. Ne oğlum mu? Tamam, burada yok. Ve araştıracağız da. Açılmayan bir oda kaldı mı? Kalmadı. Bodrum'a inerim. Büyük ihtimalle Bodrum'da. Tamam, Bodrum'a iniyorum. Aa, cesedi rahatsız eden şey kuru kafa olabilir aslında. Değil mi? Şu. Bu mu? Yo. Neyden rahatsız oluyor ki? Söylemedi ki bana gelip. Abim ben bundan rahatsız oluyorum. Demedi yani. Dedi mi? Dedim. Demedi yani. Deseydi haberimiz olurdu herhalde. Şimşek çakıyor. Tuvalet açılmış. Ha sen misin? Sen benim ceset kardeşime rahatsızlık mı veriyorsun? Gel lan buraya. Yakıyorum seni. Yan abi. Yanıyorsun. Yanıyorsun Fuat abi. Yaktık. Tamam. Rapor. Ölen kişinin adı Martin, yaşı 39. Öldürme aleti tabanca. Katil karısı. Ölüm sebebi Martin karısını başka bir kadını aldatırken yakalanıyor. Karısı evi terk ederken Martin arkasından gidiyor. Tüm yalvarmalarına rağmen karısını ikna edemiyor. Ve anlık sinirine hakim olamayarak kocasını olduğu yerde öldürüyor ve ruhunu lanetliyor. Gönder. Gönder hocam, gönder. Hocam gönderemiyorum. Evet, bitmiş olabilir bu arada. Ya da oyun küçük bir bug'a girmiş olabilir. Bu arada bu... Aa ne oldu lan? Kamera çalışıyor. Kamera efekti çalışıyor hocam. Ama burada bir küçük bir sorun oldu. Raporu gönderemiyorum şu anda. Rapor gönderme tuşu çalışmıyor. Evet. Olabilir. Yok, her tuşa bassam bile çalışmıyor. Fener açma tuşu çalışıyor falan. Ama raporumu gönderemiyorum. Ha, kaldığım yerden de başlayamıyorum. Tüh. Vallahi kötü oldu arkadaşlar ya. Neyse, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu tarz hataların olması doğal. Daha oyun daha çıkmadı. Geliştirilmeye de devam ediyor. Bir göz atmış olduk. Büyük ihtimalle bir bölüm daha çekerim. Umarım beğenmişsinizdir. Oyun hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Önerileriniz varsa hepsini yazın abi. Oyunu birlikte geliştirelim. Bu oyunu birlikte güzel yerlere taşıyalım. %100 Türk yapımı Bulut abi yapıyor bunu. Bulut abiye buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Kendisi sağ olsun oyunu ilk bize gönderiyor genellikle arkadaşlar. O yüzden ona çok teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten 10 numara 5 yıldız olmuş. Oyun çok hoşuma gitti. Atmosfer, sesler filan gerçekten süper olmuş. Çalışmalarının devamını da diliyorum. İnşallah güzel oyunlarla da böyle devam edeceğiz bu sektöre. Dediğim gibi arkadaşlar, Chaperon 1 Aralık'ta çıkmış olacak. Steam'den şimdiden istek listenizi eklemeyi unutmayın. Oyunun linkini zaten açıklamaya bırakacağım. Açıklamadaki linkten direkt Steam sayfasına ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Yine bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.